ekranlar böyle yapılıyor. Yani biz basitini gösteriyoruz ama bu cam böyle kaplanıyor kimyasal maddelerle. Ondan sonra elektrik verildiğinde şimdi biz organik moleküller sentezliyoruz. Bu sentez dediğimiz organik moleküller elektrik akımı verildiğinde veya elektrik akımına benzer enerjilerle uyarıldığında ışık yayan moleküller haline dönüşüyorlar. Bunlar da ekran teknolojilerinde kullanıyorlar. Tüm ekranların yapısında bu camlar var. Bu camların üstüne tabakalar halinde bu organik moleküller dökülüyor. Döküldükten sonra bir cihaza dönüştürmüş oluyor. Nerelerde kullanıyoruz? Laptoplarda kullanıyoruz. Cep telefonlarında kullanıyoruz. iPad'lerde kullanıyoruz. Bunlar ekran teknolojileri dediğimiz. Şimdi bunların bir de lamba olan kısımları var. Lambaların yapımında kullanıyoruz. Arabalara da kaymaya başladı. Şimdi insanlar arkada seyreden araba öndekinin ne yapacağını görmek istiyor. Yolun önde tıkanık olup olmadığını bilmek istiyor. Bilgi amaçlı her yerde kullanılabiliyor. Bizim yaptığımız iş bu ekran teknolojilerinde kullanılacak organik molekülleri sentezlemek. Bu iş için de 25 yıldır uğraşıyoruz. Bunun 15 yılı İngiltere'nin farklı üniversitelerinde çalışarak geçti. Son 10 yıldır da Türkiye'de Uludağ Üniversitesi'nde devam ediyor. Hedefimiz tabii bu cihazların yapımında kullanılan organik malzemeler çok pahalı malzemeler. 1 kilosu 120 bin dolar civarında. Tabii eğer Türkiye olarak bu malzemeleri sentezleyip üretebilirsek, ülkemiz adına katma değeri çok yüksek bir malzemeyi kendi topraklarımızda üreterek ihracattan kaynaklanan cari açık fazlasını gidermiş olacağız. Başka bir şeyimiz yok. Bunun için de tabii çok meşakkatli bir yoldayız. Ben kendim 25 yılımı verdim. Benim öğrencilerimden doktor öğrencim olan Nuray Altınolacak o 8 yılını verdi. Yüksek lisans yapan öğrencim Cemre o 2 yılını doldurdu. Daha önceden de laboratuvara gelip gidiyor. Şimdi diğer okuyan öğrenciler geliyor gidiyor. Usta çırak ilişkisi yetişmek üzere. Burada uzun bir yolculuk bizi bekliyor. 92'nin sonuna doğru bir YÖK bursu kazandım. O YÖK bursuyla yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapma imkanı veriyordu devletimiz. O imkanla ben İngiltere'ye gittim. 94 yılında gittim İngiltere'ye. İngiltere'nin Durham Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktoraya başladım. Yüksek lisans ve doktoramı bitirdikten sonra memlekete dönmüştüm. Ama döndüğümdeki imkanlar, ülkemizin maddi imkanları, üniversitelerimizin elindeki imkanlar maalesef çok yeterli değildi. Tekrar pılımı pırtımı toplayarak İngiltere'ye gene döndüm. Bu defa o doktoranın verdiği yetişmişlik şeyiyle, enerjisiyle daha teknolojik alanlarda çalışma yapabilecek alanlarda araştırmalar yaptım. İşte topladığımızda 15 sene orada geçti. Doktoradan sonra orada karnımızı doyurduk, bilimsel çalışmalara katıldık. 2008 sonunda da Bursa Uludağ Üniversitesi'ne dönmüş oldum. O günden bugüne de Bursa Uludağ Üniversitesi'nde çalışıyoruz.